Haber 61 TV ekranlarından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Trabzon'da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kuzey Göz Hastanesi'nde sizlerle birlikte olacağız. Bugün serüvenini öğreneceğiz. Hastane kaç yıllık bir serüvende hastalarına hizmet vermeye çalışıyor. Yanımızda Kuzey Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Can Kaya hocamız var. Hocam yoğun bir gündeminiz vardı. Hastalar şimdi eridi ve bize vakit kaldı. Öncelikle bizi kırmadığınız için teşekkür edelim. Kuzey Göz Hastanesi nasıl bir serüvenle açıldı? Kaç yılı geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz? Kısa bir özgeçmişle başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Herkese ekranlardan merhaba diyorum ben de. 2019 Haziran ayında hizmete açıldık. Açılışımızı yaptık. Yaklaşık neredeyse 2 yıl olacak. 5 göz doktoru ortak ve göz doktoruyla beraber yola çıktık. Tabii bu arada gözlük buharı da sıkıntı oluyor. 5 göz doktoru arkadaşla yola çıktık. Daha önce İmperial Hastanesi'nde birlikteydik. Özlem Hanım bize katıldı. 5 kişilik ekiple hastanemizi açtık. Yaklaşık 2-4 ay önce Profesör Doktor Nurettin Akyol ekibimize katıldı. 2 flaş transferiniz var Fahri abi hastanesinden. Daha sonra bir hafta önce de Halil İbrahim, Profesör Doktor Halil İbrahim İmamoğlu hocamız bizlere katıldı. Sağ olsunlar, gücümüze bu şekilde öğretim kadromuzla biraz daha güç kattık. Röportajın bu bölümünde kliniğimizin yani hastanemizin giriş bölümüne geldik. Tabii malum pandemi şartları, hastane bu konuda nerede, hijyen kurallarına tam anlamıyla uyuluyor mu? Pandemiyle alakadar, COVID-19'la alakadar sizler neler söyleyeceksiniz? Tabii yaklaşık pandemi çıkalı beri yaklaşık bir yılı doldurduk. Ta başından beri geçti, 2020 Nisan ayından beri kliniğimizde bütün hijyen şartlarını, temizlikle ilgili bütün şartları sağlamaktayız hastalar için, hasta refakatçileri için ve personel için. Diyebilirim ki kliniğimizde dışarıdan bulaşla yakalanan hastalığa yakalanan personelimiz bir iki tane dışında olmadı. Dolayısıyla bir yıldır pandemi şartlarının temizlik, hijyen konusunda bütün şartları hastalar için sağlamaktayız ve aynı şekilde devam ediyoruz. Mesela gelen hastalar maske konusunda gerekli desteği, maskeyi buradan klinikten girişte alabiliyorlar eğer yoksa. Onun dışında ameliyathanede ameliyat olacak hastalar için bütün pandemi ile ilgili bütün tetkikleri hastaya kliniğimizde yapmaktayız. Dolayısıyla hastayı ameliyathaneye temiz bir şekilde almaktayız. Hastaların oturma bekleme mesafelerini normal 2 metrelik mesafelerle sağlamaktayız. Kalabalık bir ortam kesinlikle kliniğimizde yok hastalar için. Geniş bir ortamda poliklinikte hastalar bekleyerek hizmet almaktalar. Yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyorsunuz. Çok önemli hekimleri de bünyenize transfer ettiniz. Zaten onun öncesinde gücünüz vardı. Gücünüze güç katarak devam ediyorsunuz. Tabii ki çağımızın en önemli problemlerinden, problemlerin ilerleyen teknolojiyle birlikte çözümlerinin de aslında kolaylaştığı bir dünyaya doğru evrilmeye başladık. O yüzden aslında bu hastane kurulmasının ana sebeplerinden biri bu. Evet. Can hocama şöyle döneyim, soralım. Hangi hastalıkların tedavileri yapılabiliyor? Hangi şikayetler ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde sizlere geliyor? Bunlarla da ilgili bize kısa bilgiler aktarabilir misiniz hocam? Tabii bundan önce söylemem gereken şey şu. Kuruluş amacımız dünyadaki göz konusunda, diğer hastalık branşlarda olduğu gibi göz konusundaki yenilikleri, teknik gelişmeleri, teşhis ve tedavideki teknolojik gelişmeleri takip edelim. O amaçla kurulduk.
Dolayısıyla ekip olarak bu amaçla bir araya geldik. Günümüzde göz hastalıklarında güncel olan tedavilerden bir tanesi, halk arasında da söylendiği gibi akıllı mercek, katarakt ameliyatlarında kullandığımız akıllı mercek ameliyatları son dönemin teknik tedavilerinden, teknolojik gelişmelerinden bir tanesi bu. Bunun dışında lazer cerrahisindeki yenilikler var. Yine bu konudaki teknik gelişmeleri de hastanemizde uygulamaktayız. Akıllı mercek uygulamasındaki teknik gelişmeler hastanın hem gözlük ihtiyacını ortadan kaldırmak, yani kataraktını tedavi etmek yanında hastanın uzak ve yakını gözlüksüz görür hale gelmesini sağlamak. Bu da son yıllarda dünyadaki gelişmelerden bir tanesi. Bu teknik gelişmeyi de hastanemizde tedavi olarak uygulamaktayız. Tabii bunun dışında vitreoretinal cerrahi dediğimiz mikro cerrahi gelişmeler var dünyada. Yine bu amaçla kliniğimizde teşhis ve tedavide retina cerrahisindeki yenilikleri kliniğimizde uygulamaktayız. Tabii buradaki asıl amacımız bölgeye hizmet vererek hastaların büyük şehirlere, belki de ülke dışına gitmelerine engel olmak. Yani hastaların bu ihtiyaçlarını giderebilmek. Tabii geçmiş dönemlerden aklımıza geliyor hocam mesela. Yani bu özellikle katarakt ve daha ağır ameliyat evrelerinde şehir dışına gitmek zorunda kalıyorsunuz. Orada ikamet etmek zorunda kalıyorsunuz. Çok ekonomik anlamdan da çok ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyordu insanlar. Şimdi onu siz hastanenizde ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bize gelen hastaların büyük hasta portföyünün içerisinde sadece Trabzon değil, özellikle bölge şehirleri, yani Samsun'dan Doğu Karadeniz'e, doğuya doğru bölgedeki Doğu Karadeniz'in bütün illerinden hastalarımız bizlere ulaşabiliyorlar ve tercih ediyorlar. Dolayısıyla buradaki asıl amaç hastalara bu hizmeti vererek hastaların mesela Gümüşhane'den ya da Bayburt'tan, Erzincan'dan gelen hastalar oluyor. Bunların büyük şehirlere gitmesine engel olmak, ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Tabii ne kadar anlatırsanız anlatın, hasta büyük şehir fobisi hastalarda mutlaka var. Yani kafalarının bir kenarında insanların büyük şehirde bu iş daha iyi olur şeyi var, fikri var. Bunu kırmak zor ama bunu zaman içerisinde bu düşünceyi aşacağımızı zannediyorum, düşünüyorum. Çünkü ekip olarak gerçekten hastanemizde göze ait bütün branşların yapılabildiği, teşhis ve tedavilerinin yapılabildiği bir hekim kadromuz var. Az önce sorduğunuz gibi neler yapılıyor? Oradan devam edersek, dediğim gibi katarakt cerrahisi, akıllı mercek cerrahisi, Excimer lazer, gözlük atma ameliyatları, vitreoretinal cerrahi uygulamaları var. Bunun içerisinde retinanın göz içi kanamalar, retina dekolmanı, makula cerrahisi, yine çocuklardaki doğuştan olan retina hastalıkları, diyabet, şeker hastalığına bağlı göz içinde gelişen retina hastalıkları, problemleri, bütün bunlar kliniğimizde mevcut tetkik cihazları ve ameliyathanedeki ameliyat mikroskobu, iki tane büyük ameliyathanemiz ve vitreoretinal cerrahi tekniklerini uygulayabildiğimiz cihazlarla başarılı bir şekilde geliştirmek, yapabilmekteyiz. Tabii branş olarak söylersek katarak cerrahisini birçok hekim arkadaş uygulayabilmekte. Bunun dışında ben yaklaşık 20 yıldır retina cerrahisiyle uğraşmaktayım. Dolayısıyla belki Türkiye'de retina cerrahisinin uygulayan sayılı hekimlerden bir tanesiyim ben de. Dolayısıyla bölgemizde retina cerrahisini fakülteyle beraber kliniğimizde bu bölgede uygulayan çok fazla hekim arkadaşımız yok aslında. Dolayısıyla bu şansı hastalarımızın
değerlendirmelerini, faydalanmalarını klinik olarak, böyle hastane olarak istiyoruz. Hocam gözlük atma dediniz, orada inceyi yakaladım ben tabii. Evet. Şimdi hani öyle bir kanı oluştu son dönemlerde, her gözlük takan hastaneye gittiğinde tedavi sonrasında gözlükten kurtulacak diye de bilinçaltına yerleşen bir olumlu anlamda bir fikir hasıl oldu. Bu gerçekten mümkün olabiliyor mu? Hangi koşullarda gözlükten tamamen kurtulabiliyor hasta? Bunun belli aşamaları, belli evreleri muhakkak ki vardır. Ya aslında dediğiniz, sorduğunuz sorunun cevabı doğru. Her yaşta gözlük atma ameliyatı yapılabilir. Teorik olarak da bu var, pratikte de var. Biz Excimer lazerden bahsettik az önce. Excimer lazer 40 yaşına kadar, 35-40 yaşına kadar, 20 yaşla 40 yaş arasında gözlük kullanan hastaların belli şartları sağladığı zaman gözlükten kurtulma ameliyatını, gözlükten kurtulmalarını sağladığımız lazer cerrahisi ameliyatı yapmaktayız. Dolayısıyla 40 yaşına kadar lazer cerrahisi, 40 yaşından sonra gözlük kullanan hastalarda olsun, katarakta olan hastalarda olsun, 40 yaşından sonra ki her yaşta gözlük ihtiyacı olan ya da hem katarak hem gözlük kullanan hastalarda katarak cerrahisi, akıllı mercek cerrahisiyle gözlük atma ameliyatı yapabilmekteyiz. Dolayısıyla 20 yaşından sonra ileri yaşa kadar, yaşlı döneme kadar her yaşta gözlük ihtiyacından kurtulmaları hastaların mümkün. Tabii lens biraz daha zahmetli olduğu için kullanımı insanlar gözlüğe evet, biraz daha fazla rağbet ediyor değil mi hocam? Yani kontak lensten mi evet, bahsediyorsunuz? Kontak lens tabii kullanması mesela 40 yaşından sonra insanların uzak ve yakın kontak lens akşam tak çıkarıp sabah takmaları, takıp çıkarma sıkıntısı, temizlik problemi, tüm bunlar aslında çok kolay şeyler değil. Evet. Dolayısıyla çok eskiden beri genç yaş grubunda da olsun gözlük takan insanlarda lens, Excimer lazer çıktıktan sonra kontak lens kullanımı gözlükten sonra lazer cerrahisi ikinci sıraya yükseldi. Kontak lens üçüncü sırada kaldı. Bu erişkin insanlar için de geçerli. Dolayısıyla erişkin yaş grubunda yani 40 yaş sonrasında gözlükten sonra yine ikinci sırayı zaten lens 40 yaşından sonraki grupta biraz daha gerilerdeydi. Evet. Şimdi tamamen geride kaldı. Tabii teknoloji her gün gelişerek ilerliyor ve bu sağlık sektörüne de ortalama otomatik olarak sirayet ediyor. Tabii bu arada şunu da söylemek lazım. Bugün günümüzde yakın görme bozukluğunu gidermek için akıllı mercek cerrahisi yapılıyor ama belki yakın bir gelecekte bunun yerine Excimer lazer teknolojisi gelişecek. Yakın gözlükten kurtulma imkanı da olacak bir şekilde. Çok büyük bir müjde olur evet, hocam. Yani bu konuda çalışmalar, bu büyük bir sektör. Tabii bilimdeki gelişme durmuyor. Sürekli devam ediyor. Göz bu konuda da teknolojik gelişme, araştırma, gelişmeler konusunda da belki ilk sıralarda olan branşlardan bir tanesi. Elimizde veriler var hocam. Bu zamana kadar toplamda kaç hasta hastanenizi ziyaret etti, kaç ameliyat gerçekleştirdiniz? Bu veriler de elinizde mevcuttur diye evet, düşünüyoruz. Onlarla da ilgili bir bilgi alalım sizden. Yaklaşık 70 bin civarında hasta baktık kliniğimizde bugüne kadar. Toplam hasta sayımız. Bunların içerisinde özel hasta sayımız yaklaşık 8-10 bin civarında. Tabii sağlık turizminden bahsetmedim. Bu yeri gelmişken ondan da bahsedebiliriz. Yaklaşık 800-850 civarında da Gürcü ve Azeri yurt dışından gelen bir dönem şu anda maalesef COVID sebebiyle, hastalık sebebiyle kapılar kapalı. Yaklaşık bir yıldır, bir yıl içerisinde yaklaşık 800 civarında yurt dışından gelen yabancı uyruklu hasta kliniğimizi ziyaret etti. Yaklaşık 4000 civarında ameliyat gerçekleştirdik kliniğimizde. 2 tane büyük ameliyathanemiz var. 1 tane de Excimer lazer uyguladığımız ameliyatı. Toplam 3 ameliyathanemiz bulunuyor kliniğimizde. Bunun dışında 750 civarında bütün lazer teknolojilerini içeren
Toplam 750 civarında Alzheimer lazer hastasını gözlük atma ameliyatını gerçekleştirdik. Bunların bir kısmı yine keratokonüs dediğimiz kornea dikliği olan hastalarda durdurucu lazer dediğimiz CX'le crosslink ameliyatı gerçekleştirdik. Tabii sağlık turizmi konusundan bahsetmişken yaklaşık bir yıldır sağlık turizm belgemiz var. Bakanlığa müracaat edip şartlarımızı yerine getirerek sağlık turizm belgesini de almış bulunmaktayız. Tabii bu ara pandemi nedeniyle kapılar kapalı olduğu için dışarıdan gelen ziyaret eden hasta sayımız az. Ama inşallah bu sıkıntıdan kurtulduktan sonra gelen hasta sayımızda da ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz. Tabii bu da bölgemize sağlık turizmi anlamında büyük katkı sağlayacağını inanıyoruz. Hocam son olarak tabii kaç personel hekimlerimizi saydık ama normalde koca evet. bir hastane ve burada hekimlerin haricinde de insanlara hizmet veren gerçekten önemli de bir ekip kadro var. Orada kaç kişi var, kaç kişi hastanede hizmet veriyor ve son olarak Trabzon'daki özellikle size gelen hastaların çeşitlendirilmesinde en sık karşılaştığınız hastalık modeli hangisi onu soracağım. Personel sayımız yaklaşık 30 civarında personelle başlamıştık. Şu anda 40-42 civarında personel sayısına ulaştık. Tabii bu ihtiyaç duyuldukça artacaktır. Tabii aslında klinimiz bina olarak 7 kattan oluşuyor. 3000 metrekarelik bir kapalı alanımız var. İki tek poliklinik katıyla başladık. Şimdi ikinci kattaydı. Şimdi dördüncü katı da poliklinik katı olarak kullanma açtık. Çok da güzel bir alanınız oldu hocam. Hemen Millet Bahçesi'nin yanı böyle şey de manzara açısından da çok güzel bir manzaraya sahip oldu hastane. Tabii hastalar geldikleri zaman bekleme dönemlerinde parkı ziyaret ederek can sıkıntısını da gidermiş evet. olacaklar. Dolayısıyla tetkikatımız şöyle kısaca sayarsak 5. kat ameliyathane servis katımız, 4. ve 2. kat poliklinik, 3. katımız tetkik katı olarak işlem görüyor. 1. Bodrum'da da 2 tane büyük ameliyathanemiz var. Tabii hastalık çeşitliliği olarak konuşursak bölgemizde genel olarak göz hastalıkları içerisinde en sık karşılaştığımız hastalık grubu katarak hastaları. Tabii katarak hastalarını da özellikle hem kataraklarını alırken gözlük ihtiyacının da ortadan kaldırılması şeklinde bir tedavi hizmeti. Komplike bir hizmet veriyor. Sunuyoruz. Bunun dışında özellikle bölgemizde genel olarak Türkiye'de olduğu gibi bölgemizde diyabet hastaları çok fazla. Diyabet hastalarında ortaya çıkan retina kanamaları, retina hastalıkları, ona bağlı şekere bağlı oluşan problemleri gidermek için göz içi iğne enjeksiyon tedavisi ve daha ileri aşamadaki hastalarda da vitreoretinal cerrahi ameliyatları yani retina hastalığı grubuyla yine sık karşılaşıyoruz. Bunun dışında genel olarak konuşuyorum ama hakikaten bölgemizde glokom hastaları sık olarak görülen bir hastalık grubu. Daha doğrusu glokom hastalığı araştırılırsa, hasta irdelenirse teşhis edilebilen bir hastalık. Glokom nedir hocam? Glokom göz içi basıncının artmasıyla oluşan gözdeki sinir hasarına diyoruz. Evet. Kabaca açıklarsak. Dolayısıyla göz içi basıncının arttığını hasta hekime geldiği zaman ancak anlayabiliyor. Ve bazen tansiyon, göz içi basıncı, göz tansiyonu yükselmeden de hasar gözde oluşabiliyor. O yüzden mutlaka hastaların hekime gelerek kontrolden geçtikten sonra hastalıklarının teşhis edilmesi ancak mümkün olabiliyor. Bir de şu önemli, glokom sinsi ve geri dönüş olmayan bir hastalık. Oluşan hasar zaman içerisinde oluşan hasar artık geri dönmüyor. Kaybedilen, kaybedilmiş, mevcudu korumak gerekiyor. O yüzden hasar oluşmadan hastalığı yakalayıp
teşhis ve tedavisinin bir an önce yapılması gerekiyor. Tabii yine de hastalık grubu olarak çocuklarda sık bir hasta grubunu oluşturuyor çocuklar. Çocuklarda daha çok kayma, şaşılık ve görme tembelliğine yol açan görme problemleri sık karşılaştığımız problemler. Çocuklarda o yüzden 2 yaşından sonra bunu her zaman her platformda söylemek gerekiyor. Yine de vurgulayalım. Çocuklar 2 yaşından sonra görme bozukluğu ortaya çıkıyor. Genellikle 2 yaşından sonra. O yüzden eğer bir görme bozukluğu var ve yakalanmamışsa, gözden kaçmışsa bu 7 yaşından sonra oluşan tembellik kalıcı hale geliyor. Burada şunu yapmak lazım. Aslında çocuk 2 yaşına geldiğinde bir hekime başvurup bir ön taramadan geçirilmesi gerekiyor mutlaka çocukların. 2 yaşında her çocuk mutlaka bir göz muayenesinden geçmesi gerekiyor. Ki ileride bir görme bozukluğu var ve yakalanmadan tembelliğe yol açmasın. Evet. Hocam son olarak bizi izleyenlere bir mesajınız var mı? Neler söylersiniz? Şunu söylemek istiyorum. 2 yıl önce burayı bölgemizde ben daha önce ekip olarak da Emperyal Hastanesi'nde göz kliniğinde çalışıyorduk. Oranın kurucusuyum ben aynı zamanda. Yine değişik hastanelerde çalıştık. Fakat bölgemizin ihtiyacı olan bir klinik burası. Yani göz kliniği ve hem bina fiziki yapı olarak hem hekim altyapısı hem cihaz donanımı olarak gerçekten bölgemizin bir ihtiyacıydı. Ve bu ihtiyacı büyük oranda karşıladığımızı düşünüyoruz. Tekrar söylüyorum, asıl amacımız dünyadaki teknolojik gelişmeyi takip ederek bölgemizdeki insanlara kaliteli ve teknik olarak yenilikleri takip eden bir göz sağlığı hizmeti sunmak. Bu yüzden bölgemiz halkına mevcut hastalıklarının tedavisi için, teşhisi için göz hastalığı konusundaki ihtiyaçlarını burada rahatlıkla karşılayabileceklerini söylüyorum. Ve bu konuda rahatlıkla kliniğimizi ihtiyaç duydukları zaman ziyaret edebilirler. Hocam çok çok teşekkür edelim. Kuzey Göz Hastanesi'nde sizlerle birlikteydik. 2 yıllık o serüvene neler sığdırılmış, kaç ameliyat yapılmış, kaç personel, kaç hekimle beraber hizmet veriyor, hangi göz hastalıklarının tedavisi bu hastanede gerçekleştiriliyor. Bu bilgileri Operatör Doktor Can Kaya hocamızdan, yönetim kurulu başkanından aldık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.